Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince angora bir ipim var. Şöyle göstereyim. 100 gram 550 metre uzunluğu olan bir ip. Bunu iki kat yaparak harika bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ipimi şöyle iki kat yaptım. İki katlı çalışacağız. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. İlmeklerimizi çok sıkı çıkarmayalım arkadaşlar. Şöyle biraz gevşek gevşek alalım. Altta çok çekme yapmasın diye bu işlemi yapalım. Evet, şöyle sıra sonuna kadar, yani bizim ihtiyacımız olan ilmek sayısına kadar çıkartalım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Bir sıra zemin hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Şu şekilde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka yüzünde bir sıra ters ördük. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum ama üzerine şöyle bir kez doladım. Daha sonraki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım, üzerine doladım. Selanik örgü yapıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden aldım, ipi üzerine dolayarak aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden aldım, ipi üzerine doladım şöyle. Bir ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. İpi de şöyle üzerine dolayarak ilmeğimizi örmeden alalım. Bir sonrakini ters örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğimde ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim bakın düz. Bu düz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi üzerine doladım. Bir sonraki şu ikili olan ilmeğim, üzerine doladığımız ilmek bir önceki sırada. Bunu da ikisini bir alarak ters ördüm. Sıradaki düz olan ilmeğimi örmeden aldım. İpi üzerine doladım. Şu bakın üzerine dolanmış olan ilmeğimi de ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine ipimi doladım. Bir ön sırada örmeden aldığımız ilmeğimizi de ters olarak örelim. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldığım bu ikiliyi ters ördüm. İkisini bir alarak. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. Bu ikili ilmeğimi de şu şekilde alarak ters ördüm. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. İkisini bir alarak örüyorum o ters ilmeği. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Bu ikiliyi ikisini bir alarak düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldık. Bu ikiliyi şu şekilde ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım.
İki sırayı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Selanik örgüde zaten iki sıra bir sıra sayılıyor. Şimdi üçüncü sırada yine aynı işlemi yapacağım. 10 sırayı bu şekilde tamamlayacağız daha doğrusu. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine ilmeğimi doladım. İkili olan ilmeğe gelince ters olarak ördüm. Düz olan ilmeği örmeden alalım. Üzerine ipimizi dolayarak ters olan ilmeğimizi de şöyle ikisini bir alarak ters örelim. Düz olan ilmeği örmeden alalım. Üzerine dolayarak bir sonrakini ikisini bir alarak ters örelim. Aynı şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Yine düz olarak aldım ve ilmeği üzerine doladım. İkili olan ilmeği şöyle ters ördüm. Düz olan ilmeği örmeden aldım. Üzerine ilmeğimi doladım, ipimi. Bir sonrakini ikisini bir alarak ters ördüm. Düz olanı örmeden alıyoruz. Bir sonrakini ikisini bir örerek ters örüyorum. Yani ikisini bir alarak. Düz olan ilmeğimi üzerine ipini dolayarak aldım. Örmeyerek, örmeden. Bir sonrakini ikisini bir alarak ters ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 10 sırayı tamamlayacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Daha sonrasında yapıp gelelim. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4 sırayı aynı şekilde yaptım. Ama bu Selanik örgü ilerledikçe kendini gösterir. Şu ilmekler şöyle daha kabarık kabarık durmaya başlayacak. Bunu 10 sıraya tamamlayıp gelelim. Evet, 10 sırayı tamamladım. Bakın şöyle şurada ilmekleriniz 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek olunca her şey düz olan ilmeğimiz 2 sıradan oluştuğu için şimdi 10 sırayı tamamlamış oluyoruz. Arada 2 sıra düz yapacağız. Yani 11. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın düzümü düz ördüm. Bu ikiliyi de yine ikisini bir alarak düz ördüm. Yani sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. 11. sıramız oluyor bu arkadaşlar. Bu Selanik örgünün arasında 2 sıra düzümüz oluşacak. Yani ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir sıra düz ördüm. 12. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Evet, bakın şöyle terslerimizi örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi
Modeli bir kez daha kuralım. Birinci sırasını yani beraber kuralım. Bak düzleri örünce şöyle şu selanik örgülerimiz de bombeleşecek. Arada böyle iki sıra düzümüz olunca. Birinci sırayı tekrar beraber kuralım modelimizin. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi üstüne dolayarak. Altta nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki düz olan ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine ipimi doladım. Bir sonrakini ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olanı örmeden alıyorum. Üstüne ipimi dolayarak. Bir sonraki de bakın altta ters ördüğümüz ilmek. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyorum. Düzleri örmeden alıyorum. İpi üzerine dolayarak bir sonrakini ters örüyorum. Birinci sırada düz terslerimiz tek oluyor. Arka yüzüne geçince terslerimiz şöyle doladığımız ilmek olduğu için ikili alacağız. Düzü örmeden aldım. İpi üstüne doladım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin birinci sırasını beraber kurmuş olduk. İkinci sıraya geçince yine aynı işlemleri yapıyorduk. Tersleri yalnız ikili alıyoruz. Üzerinde doladığımız ip var çünkü. Düz olan ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Üzerine dolayarak. Bir sonraki bakın şu üzerine doladığımız ikili ilmeğimiz. Bunu ters örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Düzleri örmeden alalım. Üzerine ipimizi dolayalım. Tersleri ters olarak örüyoruz. Terslerimiz zaten ikili. Şöyle üzerinde ilmek var. İkisini bir alarak. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. İkinci sıramızı da tamamladık. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle bakın yavaş yavaş selaniklerimiz oluşmaya başladı. Bir parça da daha önce yaptım. Hemen onu göstereyim. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Aynı ipi kullandım. Yine iki kat ip. Aynı numara şişim. 4 numara şiş kullandım. İpim şöyle yine iki kat. Modelin arka yüzü de bakın şöyle bir görüntüsü var. Her iki tarafı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet güzel, şöyle gösterişli, pufuduk pufuduk duran modellerden. Selanik örgü, arada sadece iki sıra düz ördük ön yüzünde. Arka yüzünde terslerimiz oluştu. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi hepsinde kullanabilirsiniz. Aralarda şöyle düzlerimiz olduğu için modelde çok aşırı esneme olmaz. Açılmaz yani. Şu düzleri koymasaydık örgü bilenler bilir. Selanik örgü çok açılır. Ama şu düzlerimiz olduğu için fazla açılma yapmaz bu model. Bu şişimdeki parçanın ilmek sayısı da 44. 44 ilmekle başladım. Yani bu şekilde atkıya yeterli bence. 44 ilmekle. Ama ipinizin kalınlığına ve şişinize göre de değişir o. Ben şöyle angora ipi 2 kat yaparak 4 numara şişle 44 ilmekle bu şekilde bir parça başladım. Bu atkıya bence iyi olur. Siz de ipinize göre ayarlarsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız, ne yapacaksınız bu modelle? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Kanalımdaki katıl butonuna da tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.